Merhaba, ben Profesör Doktor Behrim Pehlivan. Sağlık sohbetlerimizde bugün çok önemli iki konuğumuz var. TURSAB Başkanı, yani Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya ve TURSAB Yönetim Kurulu Hukuk Başdanışmanı İlker Ünsever. İşin doğrusu kavramın ne olduğuyla ilgili başlamak bizi gerçekten çok ilgilendiriyor. Çünkü sonuç itibariyle Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve o birliğin üyeleri sağlıkçı değil. Sağlıkla ilgili bir şey yapmakla ilgili bir iddiası ve yetkinliği de söz konusu değil. Ancak biz sağlık sektöründeki sağlık sektörü amaçlı turistik hareketi yönlendirmek, harekete geçirmek, planlamak, organize etmek, sorunlarını çözmek konusunda ihtiyaçları karşılamakla mükellefiz. Bu konuda da ciddi çalışmalarımız var. Bir kere yapısal olarak Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nde İhtisas Başkanlıkları adı altında bir yapılanma var ve bunlardan bir tanesi, en aktiflerinden ve değerlerinden biri de Sağlık Turizmi İhtisas Başkanlığı. Ve tabii ki Sağlık Turizmi İhtisas Başkanlığı'nın içinde yer alan, görevli olan seyahat acenteleri da Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu belgesi almış. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olmuş seyahat acenteleri. Biz sağlık turizmi dediğimizde akla bir taraftan medikal, bir taraftan kozmetik anlamda sağlık turizmi hareketlerini getirdiğimiz için bu ikili ayrımda doğru bir noktayı ya da ikisinin arasındaki farkların, ihtiyaç duyulan dinamiklerin nasıl kullanılacağıyla ilgili stratejilerde ön almak istiyoruz. Bu anlamda da hem Sağlık Turizmi İhtisas Başkanlığı'yla hem biz mesela hukuk birimi sağlık turizmiyle ilgili yönetmelik çalışmalarında aktif olarak görev almış durumda ve halen de hem USAŞ'la sağlık turizmiyle ilgili malum Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulan anonim şirket hem USAŞ'la hem Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı Sağlık Bakanlığı'nda ciddi çalışmalar yapıyoruz ama herkesin dikkatinden kaçan bir hususu vurgulamakta yarar görüyorum. Sağlık turizmiyle birlikte turistin sağlığı diye de bir kavram var. Biz aynı zamanda bununla da ilgili ciddi bir çalışma veriyoruz. Yani gelen turistin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetleri ve sağlık hizmeti için gelen turistlerle gelen turistlerin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerini ayırt eden gelen turistlerin de hem kozmetik hem medikal anlamdaki ihtiyaçlarını da ayırarak değerlendiren bir noktadayız. Sorun şu aslında, Turizm Bakanlığı'nın Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı veya Sağlık Turizmi ile ilgili bir birim olmamakla birlikte Sağlık Bakanlığı'nda turizmle ilgili bir birim var. Biz turizm ayağının sağlık ayağıyla kesişme noktalarında neler yapılacağı konusunda iradenin Sağlık Bakanlığı tarafından ortaya konulduğunu görüyoruz ve bu anlamda bazı ufak noktalarda itirazlarımız da oluyor. Zira hem USAŞ hem Sağlık Bakanlığı sağlıkla ilgili, tedaviyle ilgili müdahalelere gelene kadarki süreci seyahat acentalarının organize etmesiyle ilgili ciddi bir yönlendirme içinde. Yani aslında turizm ayağını da Sağlık Bakanlığı yönetmeye çalışıyor. Bence temel anlamda bu yanlışın giderilmesi gerektiğini düşündüğümüz için bu anlamdaki mevzuat çalışmalarına biz hukuk birimi olarak da aktif olarak katılıyoruz. Önümüzdeki günlerde Antalya'da bir toplantımız var. Yani neler yapılıyor meselesi. Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu olan seyahat acentalarının sağlık turizmiyle ilgili hastanelerle yapacakları sözleşme modelleri üzerinde çalışıyoruz. USAŞ tarafından, USAŞ'la yapılan sözleşme üzerinde çalışıyoruz. Ve seyahat acentalarımız da tabii ki uluslararası kuruluşlarla akredite olarak oradaki sağlık turizmine ilişkin pazarı Türkiye'ye kaydırmayla ilgili mücadele ederek, çalışarak günlerini geçiriyorlar. Aslında baktığımızda TURSAB'la Sağlık Bakanlığı arasında değil de sorun daha çok iki bakanlık arasındaki iletişimsizlikten kaynaklanıyor. Bir sorun varsa temel olarak budur tabii ki. Çünkü seyahat acentaları Sağlık Bakanlığı'nın karşısında onlar akredite olmuş ama asli işi sağlık olmayan, turizm ayağıyla bağlantısı olan yapılar. Peki bunu çözmek için sizin önerileriniz neler? Mutlaka bizim önerilerimiz şeyler var.
sağlık turizmiyle ilgili tanımlarda özellikle tedavi öncesi, yani pazarın, pazarlama hareketinin, ki burada da bir pazarlama söz konusu çünkü o hastayı Türkiye'ye getirmek için bir pazarlama faaliyeti yapmak durumundayız. Bu pazarlama işinin bir seyahat organizasyonu, özelinde bir seyahat organizasyonu olduğunu doğru koymak lazım ve o seyahat organizasyonu olduğuna göre de seyahat acentalarının işi olduğunu kabul etmek lazım. Ve işin o dinamiğinin kuralları neyse onun uygulanması lazım. İşte orada Turizm Bakanlığı veya biz daha fazla dikkate alınmalı ve hastane kapısına kadar olan olayın aslında işin aslı, özü, temeli olduğunu hatırlatmalıyız. Background'da sizin tabii ki müzakereleriniz sürüyor bakanlıklarla. Tabii ki, tabii ki. Çalışıyoruz. Peki ne zaman ve ne kadar yol alınabilir sizce? Bence çok kritik bir eşikteyiz. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı yönetmeliği değişikliği çalışmaları sürüyor. Bu yönetmelik çalışmalarında alabileceğimiz mesafe, anlattığımız sorunların da önemli ölçüde aşılması anlamına gelecektir. Peki bizim açımızdan baktığınızda ben bir onkoloğum ve sağlık turizmi deyince Türkiye'de daha çok saç ekimi, biraz diş, biraz göz akla geliyor. Oysa biz onkolojik tedavilerle çok ilerleyiz. Tabii medikal kozmetik ayrım bu anlamda önemli tabii. Dışında da çalıştığım için 4,5-5 yıl kadar karşılaştırmayı çok net yapabiliyorum. Çok iyi cerrahlarımız var, kardiyolojide çok iyiyiz, genel cerrahide çok iyiyiz. Ancak sağlık turizmi deyince akla gelen saç ekimi oldu. Bence bu bizim görüntümüzü de bozan bir şey. Yani Türkiye'deki sağlık turizmi saç ekimiyle sınırlıyor olmak, böyle bir görüntü veriyor olmak hepimizi üzüyor ve bence öz kaynaklarımızı da boşuna harcıyoruz. Bu konuda peki yapılacak bir şeyler var mı? Türkiye'de olan bir tele sağlığı, bir de pandemiyle bizim tabii ki prestijimiz de arttı. Bence pandemi sonrası bir patlama olabilir. Bu yüzden çok doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Bunun için ne diyeceksiniz? Ya şöyle söyleyeyim, şimdi sağlık turizmi saç ekimiyle başladı, hani kozmetik tarafı daha ağır bastı diyoruz ama ben sağlık turizminin genel olarak bizim gibi ülkelerde zaten böyle başlamasının doğal olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar daha az riskli olan operasyonlar, daha kozmetik ağırlıklı operasyonları, daha uygun fiyatla yapabilecekleri yerleri tercih ediyorlar. Bizim buradaki sıkıntımız şuydu pandemiden önce. Yani bizi tercih eden ülkelere bakıldığında hep bizden daha az gelişmiş ülkeler, başka anlamlarda da ekonomik olarak da daha az gelişmiş olan ülkelerden biz bu tür hastaları alıyorduk. Pandemiden sonra değişecek olan en önemli şey bence iki şeyden bir tanesi bu. Bir kere biz çok büyük ihtimalle Avrupa'dan da çok ciddi hasta almaya başlayacağız. İki, kozmetik değil de diğer alanlarda da hasta almaya başlayacağız diye düşünüyorum. Yani bugüne kadar sizi üzen şey bence doğal bir olayın akışı. Yani ilk başta bunun böyle başlaması son derece normal. İnsanlar Türkiye'deki hastaneleri bilmiyorlar, doktorların kabiliyetlerini bilmiyorlar, teknik imkanları bilmiyorlar. Pandeminin bir sürü kötülüğünün yanında belki de tek hayırlı işi de bu oldu. Ülkemizin Avrupa'da da sağlık açısından ne kadar ileride olduğunu, ne kadar kabiliyetli kadrolara sahip olduğunu, ne kadar modern hastanelere, modern teçhizata sahip olduğunu anlatma, gösterme fırsatı yakalamış oldu ülkemiz. Ben o açıdan bakıldığında pandemiden sonraki dönemde farklı bir dünyanın bizi bekleyeceğini, özellikle turizm alanında bakıldığında turizmin, sağlık turizmi segmentinin çok ciddi bir sıçrama yapacağını düşünüyorum. Bunu da böyle bekliyoruz. Bizim kendi aramızdaki toplantılarda da hep sohbet ettiğimiz konu bu aslında. Sağlık turizmi açısından iyi bir döneme doğru gidiyoruz diyebilirim. Aslında şöyle, bizim onkolojide biraz yaşadığımız, gözlemlediğimiz bir şey. Avrupa'da tedavi vermek istemeyen ya da çok geç tedavi alan, mesela İngiltere'nin sağlık sistemi çok kötü. İngiltere gibi ülkeden bile aslında biz onkolojik tedaviler için çok sayıda hasta alıyoruz ve bunu kendinize anlatmak için çok fazla bir şey yapmadan yapıyorduk. Nasıl büyük otellerde, zincirlerde, gastronomi turları, büyük dünyaca tanınmış insanların Türkiye'ye getirilmesi gibi tanıtımlar varsa aynı şeyleri sağlık turizminde de yapmak gerekmiyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim, bakın sağlık başka bir şey.
Şimdi gastronomi bambaşka bir şey. Sağlık dediğiniz zaman ülkelerin, ülkelerdeki vatandaşların buraya bu amaçla seyahatinin akredite edilmesi lazım. Yani sizin ülkenizdeki bu yapının o ülkelerdeki otoriteler tarafından akredite edilmesi lazım ki sağlıklı bir akış sağlansın. Aksi takdirde hiçbir vatandaşı buraya getirme şansınız olmuyor. Çünkü kendi sağlık sistemlerinin dışında bir yerde tedavi olmaları hem çok pahalı, hem sigortalar ödemiyor hem de riskli onlar için. Yani bu tedavilerin bir de devamı var. Geldi burada ameliyat oldu. Sonra ülkesine gitti. Yani oradaki o bağı nasıl kuracaklar? Dolayısıyla yani orada bir başka bir sıkıntı daha olsa gerek. Yani ben yurt dışında tur operatörlüğü yapan birisiyim mesela. Bir sağlık turizmiyle ilgili gazeteye ilan vermek istedik. Verdirmediler. Yani dedik ki işte burada bu tedaviler var. Burada işte diş özellikle klinikleriyle mesela işbirliği yapmıştık. Gazetelerde ilan vermeye bile müsaade etmiyorlar sağlıkla ilgili. Neden? Senin benim vatandaşımı götüreceğin yer akredite mi? Ben kim? Nereye götürüyorsun diyor. Yani gastronomi turizmi, kültür turizmi gibi bir şey değil mi? Çok ciddi bir şey. Yani bir kanser hastasının Türkiye'de tedavisinden bahsediyoruz. Doğru mu? Evet, bu çok çok ciddi bir şey. Yani grup var. İşte bu başka regülasyonlar, yalnız turizm değil, yalnız ülkeler arası sağlık bakanlıklarının iletişimi, bir takım uluslararası akreditasyonlar da gerektiren şeyler. Yani bizim yalnızca hastanelerimizin iyi olması, bunları doktorlarımızın çok kabiliyetli olması, teknik altyapımızın mükemmel olması falan yeterli olmuyor. Oralarda akredite olmak gerekiyor. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Avrupa'da sizin verdiğiniz örneğin dışında ben Avrupa'da sağlık sisteminin düzgün çalıştığı ülke bilmiyorum. Yok öyle bir ülke yani bizim ülkemizdeki gibi. Yani öyle kapıdan gireceksin, acile gideceksin, birinci sınıf yerlere gideceksin, üstelik para da vermeyeceksin falan, öyle bir durum yok yani, böyle hastaneler yok. Biz bir sürü ülkede hastanelere şu veya bu vesileyle gittik. Son derece geri kalmış bir sistem var orada aslında bakarsanız. Yani bugün İsveç'te gidip küçük bir ameliyat olmaya kalktığını şöyle 4 ay sonra şey veriyorlar. Yani ben yaşadım bunları, biliyorum. Şimdi dolayısıyla bizim burada çok büyük avantajımız var. Bunu tanıtmamız gerekiyor. Özel sektör olarak bunlar için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Nasıl turizmdeki özel sektörlerin en az kamu kadar bu işlere kaynak ayırıp pazarlama yaptığı, fuarlara katıldığı, müşteri peşinde koştuğu bir vakaysa, sağlık sektörünün de aynı segmentinin bu çabaları sarf etmesi lazım. Ama sağlıkta başka bir sıkıntı daha var demin dediğim gibi. Yani bir akreditasyon, bir uluslararası bir kabul, hani oradaki hastaların buradaki ameliyatıyla ilgili bir bariyer varsa bunların kalkması, bu kamunun işi. Bunu özel sektörün aslında. yoksa zaten o bariyer yoksa çok rahat bir şekilde. O bariyer yoksa özel sektörün gidip oralarda turizmciler gibi yani yerin 7 kat derininde bulup getirecek. Yani bu turizmde de böyle yani devlet gidip bir yerden turist getirmiyor, özel sektör yapıyor bunu sonuçta. Yani biz biraz devlet bu işi el atsa diyoruz. Mesela bizim en çok handikaplarımızdan biri, görüntümüzü bozan en önemli konulardan biri Türkiye'de sağlığın çok ucuz olması. Bu belli bir yere kadar avantaj olarak karşımıza çıkıyor ama belli bir yerden sonra bizim yaptığımız işin kalitesini sorgulatıyor. Ve ben buna baktığımda, daha önce iki büyük sağlık grubunda çalıştım. Şimdi iki yıldır kendi muayenehanem var ve birçok hastaneyle çalışıyorum. Hastaneler arasındaki rekabetten dolayı fiyatlar çok aşağı çekildi. Bu yüzden bu bizi ama çok demotive ediyor. Artı yurt dışındaki görüntümüzü de bozuyor. Bu konuda da bir regülasyon yani gelmesi gerekiyor. Regülasyon gelmesi değil mi? İşte orada serbest ticaretin yani yasal durumu var. Şimdi yalnız sizin sektör değil, o bütün sektörlerde var. Evet, yani bir bütün her yerde var o söylediğiniz şey. Yani rekabette fiyatı, ama mesela otelcilikte Türkiye'de çok gelişmiş bir şey var. Ülkesine göre fiyat verme diye bir şey var. Yani bir aynı otelde bir Alman'ın kalış fiyatıyla bir İngiliz'in kalış fiyatı, bir Hollandalı'nın kalış fiyatı, bir Rus'un kalış fiyatı birbiriyle aynı değil. Yani bunu pazarına göre oteller kendi fiyat skalalarını buna göre oluşturuyorlar. Hastaneler de belki hastanın menşeine göre ayrı bir beklentilerin de farklı olacağından dolayı gelen hastanın ayrı bir fiyatlama sistemi belki yapılabilir. Ama bu dediğim gibi serbest ticaret. Siz buna kural koyarsınız koyamazsınız onu bilemiyorum. Bizim sektörümüzde böyle bir kural yok. Sizde de büyük bir ihtimalle yoktur. Yani fiyat düşer. Gelir azalır ama bir pazar payı sonuçta mücadelesi var.
Belli bir dönem böyle gider ama ben uzun dönemde Türkiye'de de iyi kaliteli, yüksek kaliteli hizmetin gerçekten değerinde satıldığını da şahit oluyoruz. Dolayısıyla sizin sektörde de büyük bir ihtimalle böyle bir gelişme olacaktır zaman içinde. Peki bu sürecin düzenlemeleri Sağlık Bakanlığı tahminim yapmaktan çok uzak olur. Böyle bir işleyişi bilmiyor olabilirler ya da buna kafa yoracak durumda olmayabilirler. Bu konuda ya Turizm Bakanlığı'nı daha çok olayın içine dahil edecekler ya da sizi de dahil edecekler. Şimdi hocamın demin söylediği gibi bizim tarafımız turizm tarafı. Yani sağlık tarafındaki fiyatlamalar, sağlık tarafındaki kontroller, regülasyonlarla hani bizim hem mesleki olarak böyle bir şeye müdahalemiz söz konusu değil hem de zaten haddimiz de değil. Bambaşka Peki, bir alan o alan yani. Nerede takılıyorsunuz? Çünkü bunlar da sizin bir şekilde dile getirdiğiniz şeyler. Valla Sağlık Bakanlığı'nda çok şöyle takıldığımız yeri demin hocamız çok son derece net izah etti. Yani bizim yetki alanımıza sağlıkçıların müdahale etmesini istemiyoruz. Biz de onların alanına müdahale etmek istemiyoruz. Ama hocam demin çok çarpıcı bir şey söyledi. Sağlık Bakanlığı'nda turizmle ilgili bölüm var ama Turizm Bakanlığı'nda sağlıkla ilgili bir bölüm yok. Şimdi dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'yla bir takım regülasyonları konuşurken karşılıklı mütekabiliyette sıkıntı var. Yani bizim muhatap olacağımız kişiler her zaman son kararı verecek kişiler olmayabiliyor. Dolayısıyla i̇şte bakanlıklar arası... Yani o nokta neresi? Bu Sağlık Bakanı değil muhtemelen. Daha aşağıdaki bürokrasiden mi kaynaklanıyor? Yok. Yani belli konularda bakan beyle de görüşebilir. Yani konular çünkü bazı bakanlıklarda o şekilde gidebiliyor. Dolayısıyla hani o seviyede de olabilir çözümsüzlük baş gösterdiğinde ama şu anda bizim muhatap olduğumuz makam USAŞ Genel Müdürü diyebiliyorum, öyle değil mi hocam? USAŞ ve Bakanlığın Sağlık, Turizm ve Turistin Sağlığı Genel Müdürlüğü var ama burada hakikaten şey mühim, bence de o bakış önemli. Turizm gibi pazarlanması gerektiği konusunda Sağlık Bakanlığı'nın daha geri durması lazım. Sağlık Bakan Başkanı'nın dediği gibi akreditasyonla ilgili güven sağlayıcı durumla ilgili bir altyapıyı sunması, bunun pazarlanması, o kapıların tırmalanması orada hastaya ve o hastayı bize getirecek olan aracı kurumlara ulaşıp onlarla işlem yapılması bir turizmci refleksi gerektiriyor. Organizasyonu da hakeza aynı. Yani bir sağlıkçının bir uçağı bu anlamda kullanmasıyla ilgili organize edebilme yeteneğiyle bir turizmcinin bu alandaki becerileri kıyaslanamaz. Doğrusu da bu zaten. Orada o hastanın transferiyle hasta yakınlarının turizmin bir aktörü olarak yani turizmde bir müşteri olarak değerlendirilmesiyle çok grift bir organizasyon gerektiriyor. Elbette bunun için de konu hastalık olunca sağlıkçılar ön tarafta olacak ama ne zaman hastayla temasta, hastanın bilgilerinin aktarılmasında, derlenmesinde, tedavi planlaması yapılmasında tabii ki sağlıkçılar ama hep teminden beri söylemeye çalıştığım bir de bunun turizm tarafı var. Sağlık Bakanlığı orada bizlere daha fazla yol vermeli. Çünkü buna ihtiyaç var. Evet. Aslında biraz değinmiş oldunuz ama bu konuda peki destek olarak biz doktorlardan, sağdaki doktorlardan ve sağlık kurumlarından beklentileriniz neler? Daha fazla biz sizin için ne yapabiliriz? Bence bir kere önce pratikte sağlıkçılar, turizmcilerin bu konudaki rolünü benimserlerse işbirliği ortamları mükemmel şekilde oluşabilir. Biz de bu konuda kurum olarak elimizden gelen her şeyi yaparız. Tabii. Yani sağlıkçılar, sağlık turizmi deyince sağlıkçılardan başkası yapamaz gibi bir tavır içindeler. Öyle bir durum yok. Çünkü yasayla düzenlenmiş bölümleri var bunun. Yani bir vatandaşın hasta olsun olmasın, havaalanından belli bir yere transferi, otelde konaklaması, turu, bunların hepsi münhasır hizmet olarak seyahat acentalarının zaten yasal düzenleme var. Şimdi nasıl biz belgesiz bir hastaya bakamazsa hiç kimse, burada da belgesiz bir faaliyet yapması söz konusu değil. Dolayısıyla hani herkes rolünü iyi benimserse ve kendi alanlarının dışına çıkmaz ise bu iş çok daha rahat ve çok daha verimli olur. Bizim mücadele edeceğimiz şey sağlıkçılarla turizmciler değil. Biz ikimiz beraber olup dünyadaki başka rakiplerle mücadele etmemiz lazım. Buraya daha fazla hasta getirmemiz lazım. Şimdi bu içerideki regülasyonlar yıllardır bir kangren. Bitmiyor da bitmiyor.
O onun içine müdahale ediyor, öbür öbürünün içine müdahale. Ya bu gayet net. Hastanenin kapısına kadar. Bizim hastanenin içinde sizin. Bu. Yani bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Hayır, ama mesele o değil. Mesele ya transferi de biz yapalım. Oteli de biz ayarlayalım. İşte turlarını da biz. Şimdi öyle olduğu zaman bu işte bizim anlaşmamız söz konusuydu. O zaman bizim ameliyat yapalım dememize benzer bu. Yani bu kabul edilebilir bir şeydi ki. Onun için biz diyoruz ki mümkün olduğu kadar çabuk bu işleri toparlayalım da bakın yani mücadele etmemiz gereken rakiplerimiz var. Piyasa yani milyarlarca insan bizim 4 saatlik mesafemizde 5 saatlik uçuş mesafemizde insan var. Yaşlı nüfus var. Bakın burada yapılacak çok iş var. Bizim kol kola girip gidip oralardan iş getirmemiz lazım, iş yapmamız lazım. Biz daha hala burada yani o bunu mu yapsın, bu bunu mu yapsın, bu ne kadar yapsın? Yani bu bir şeydir ki bir masanın etrafında oturur, bu biter ya. Bir haftalık bir şeydir yani. Herkes rolünü bilir çünkü roller belli. Zaten yasal haklar var. Dolayısıyla bunların bir an önce muhakkak Sağlık Turizmi İhtisas Başkanımız otursa daha detay sıkıntıları da size anlatacaktır muhakkak. Bir sonraki. Ama bir sonrakisinde öyle yapalım çünkü ben görüşme talebinin sağlık turizmle ilgili olduğunu bilmeden sizinle bir araya geldik, kusura bakma. Yoksa öyle olsa Sağlık Turizmi İhtisas Başkanımız da var. Sağlık turizmiyle ilgili uzman bir kadromuz da var yani. Belki bir iki ay sonra neler yaptığımızı bu süreçte görüşmek evet, için tekrar çok daha iyi olur bence. Bence birkaç kişi böyle bir yuvarlak masa yaparsak daha iyi olur. Sizi bilgilendirmenin bizim için değerli olduğunu düşünüyorum ki neredeyiz, nerelerdeyiz, evet, oralarda biz da. Biz bilmiyoruz gerçekten evet. Ve siz bu işten çok uzak duruyorsunuz. Gibi geliyor size. Var. Yok evet. Yok tam da göbeğindeyiz. Size öyle geliyor. Çünkü bu dönemde bence çok hızlı davranmak gerekiyor. Siz de zaten bunu yeteri kadar algılamışsınız. Çünkü gerçekten prestijimiz biraz daha arttı ve pandemi sonrasında evet, çok yapabiliriz yani birkaç ay daha süremiz var. Bence birkaç hafta içinde tekrar bir araya gelelim. Böyle bir düzen kuralım. Sağlık turizmindeki hem ihtisas başkanımız hem de o Sağlık Bakanlığı'ndaki görüşmelere katılan arkadaşlarımız daha detay sıkıntı. Ben çok yüzeysel konuşuyorum. Yani nedir yüzeysel? Bizim baktığımız açı ya, sağlıkçıların bir işi var, turizmcilerin bir işi var. Bunu kombine nasıl yaparız? Bu kadar zor olmamalı gibi geliyor ben bana. Ben de ne kadar ayrıntı sorabileceğim, nereye kadar gideceğimi çok bilmiyorum. O yüzden ben de biraz yüzeysel sormaya çalışıyorum. Hayır, benden zaten bundan daha detay bilgi almak için ihtisas başkanlarımızla birlikte oturmamız lazım. Yani bizim de bir update olmamız lazım. Sağda çok ciddi sorunlarımız var. Bu iş Aksaray'daki arabuluculardan çıkmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu birçok malpraktise de sebep oluyor. Görüntümüzü de bozuyor. Biz sohbetimizin daha sonuna geldik. TURSAP Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya ve TURSAP Yönetim Kurulu Hukuk Başdanışmanı İlker Ünsever bugünkü konuğumuzdu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.